Herkese selam, Mödü'ye hoş geldiniz. Bugün şahane bir ekşi mayalı ekmek tarifiyle karşınızdayım. Geçen hafta ekşi mayamızı kurduğumuza göre bugün de ekmeğimizi yapmamızın vakti geldi. Malzeme listesine açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. İşe ilk olarak bir yoğurma kasesinin içerisine beyaz unumuzu, tam buğday unumuzu ve suyumuzu ilave ederek tamamen homojen bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Verdiğim bu tarifin hidrasyon oranı yani su oranı biraz düşük. İlk yapacağınız ekmeklerde su oranı düşük olan hamurlarla başlamanız sizin için iyi olacaktır. Hamuru ilk yoğurduğunuzda daha sonra tutup çektiğinizde kopmalar gerçekleşecektir. Çünkü gluten oluşumu gerçekleşmediği için elastikiyet özelliği kazanmamıştır. O yüzden 1 saat otolize bıraktıktan sonra hamurumuzu pencere testinden geçiriyoruz. 1 saat dinlendirdikten sonra hamurumuzu kenardan hafifçe çektikçe gördüğünüz gibi tamamen pencere testi yani gluten oluşumunun gerçekleştiğini, elastikiyet özelliğini kazandığını görüyoruz. Gluten pencere testini geçtikten sonra ekşi mayamızı ortalama 12 saat önce beslemiştik. Tamamen 1,5 katına çıkmış ve gözenekler oluşmuş. Şimdi mayamızı hamurumuza ekliyoruz. Ortalama 100 gram kadar ekşi maya eklememiz gerekiyor. Daha sonra hamurumuzla ekşi mayamız tamamen karışana kadar güzelce yoğuruyoruz. Ekşi mayayı ekledikten sonra hamur biraz yapışkan olacaktır. Lütfen üzerine un eklemeyin. Zaten katlamaları verdikçe hamur kendini toplayacak ve tamamen pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Ekşi mayamızla hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra üzerine tuzumuzu ve tuzumuzun kolayca çözülebilmesi için 1 ya da 2 yemek kaşığı kadar su ilave edip tuzumuzu da tekrardan hamurumuza iyice yedirene kadar yoğuruyoruz. Tüm malzemelerimizi hamura iyice yedirdikten sonra hamurun altına ve üstüne çok az bir zeytinyağı gezdiriyoruz. Hamurumuzu 30 dakika beklettikten sonra ilk katlama işlemine geçebiliriz. Hamurumuzun ilk katlaması için ellerimizi hamurun kenarlarından geçirip tamamen bir kedi tutarmış gibi tutup içeri doğru yuvarlayarak bir bobin katlama gerçekleştirelim. Dikiş kısmı yani katlama kısmı altta kalacak şekilde bırakıp tekrardan 30 dakika dinlendiriyoruz. 30 dakikanın ardından ikinci katlamamızı veriyoruz. Tekrardan aynı şekilde parmaklarımızı yanlardan geçirip içe doğru hamurumuzu yuvarlayarak katlama işlemini yapıyoruz. Hamurumuzu her katladığımızda üst yüzeyinin pürüzsüzleştiğini görüyorsunuz. Her 30 dakikada bir katlamayla hem içerisinde hava birikimi sağlıyoruz hem de kabarmasını sağlıyoruz. Üçüncü katlamamıza geçiyoruz. Tekrardan aynı şekilde parmaklarımızı içeri doğru geçirip hamurumuzu içe doğru katlıyoruz. Hamurumuzu her yarım saati bir katlamamızın sebebi de içerisindeki ekşi mayanın aktivasyonunu gerçekleştirmek yani mayalama sürecini gerçekleştirmek ve katladığımızda da sürekli içerisinde bir hava birikimi ve tamamen gözeneklerin oluşmasını hamurun iki katına çıkıp istediğimiz sonucu elde etmemizi sağlıyor. Dördüncü katlamamızı da aynı şekilde yaptıktan sonra tekrardan bir 30 dakika dinlendirme yapıyoruz. Hamurumuz artık neredeyse iki katına kadar çıkmış. Ya baktığınızda da zaten pürüzsüz bir kıvam ve şöyle baloncukların kenarlarda oluştuğunu görebiliyorsunuz. Aslında burada sonucun iyi ilerlediği, istediğimiz sonuca yaklaştığımızın göstergesi. Ufak oluşan baloncukları patlatmamaya özen gösterin. Son katlamamızı yaptıktan sonra da 30 dakika dinlendirdikten sonra hafif unlu tezgaha hamurumuzun pürüzsüz yüzeyi dışta kalacak şekilde aktarıyoruz. Ardından hafifçe bastırarak
dikdörtgen forma getiriyoruz. Çok fazla burada gazını almamız, hamura zarar vermememiz gerekiyor. Hafifçe su püskürttükten sonra katlama işlemine geçebiliriz. İlk olarak hafif içeri doğru alıp parmak uçlarımızla biraz bastırarak, daha sonrasında hamurun iki yanından içeri doğru çekerek tekrardan katlama yapıp yapışmasını sağlıyoruz. Arada eğer yapışmayacağını hissederseniz çok fazla olmayacak şekilde ara ara su püskürtebilirsiniz. Daha sonra tekrardan içeri doğru katlama yapıyorum. Yan taraflardan dışarıda kalan kısımları içeri doğru çekerek tamamen hava kabarcıkları içeride kalacak şekilde hiçbir şekilde pire vermeden katlama yapmaya çalışıyorum. Çünkü katlama kısmını iyi yapmazsanız pişirme işleminde hamurunuz kenarlardan çatlayıp o kısımlardan patlama gerçekleştirecek ve kulak oluşumu iyi olmayacaktır. Daha sonra hamura mayalanma işlemine zarar vermeyecek şekilde işleme devam ediyorum. Uzun bir baton şekli elde etmiş oluyorum. Dikiş kısmı size bakacak şekilde 180 derece hamuru çevirip tekrar yapışması iyi sağlansın diye su püskürtüp hamuru içe doğru katlayarak yuvarlak formu yakalıyorum. Dikiş kısmını alta çevirip son olarak bir hamur sıyırıcı yardımıyla hamuru iki taraftan sıkıştırarak dikişlerini birbirine iyice tutması için kendi etrafında birkaç kere sıkıştırarak çeviriyorum. Yuvarlak şeklini verdikten sonra tezgahta 30 dakika dinlendiriyorum. Dakikanın sonunda ben genellikle bambu sepetlerde mayalandırmayı gerçekleştiriyorum. Çünkü en iyi sonucu bambu sepetlerde elde ediyorum. Ama sizde yoksa eğer, isterseniz bir plastik kabın içerisinde de iç kısmına bir keten bez yerleştirip ya da bone yerleştirip hafif unlayarak kullanabilirsiniz. Hamurumu bambu kalıbımın içerisine yerleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken dikiş kısmının size bakması. Çünkü ters çevireceğimiz için ekmeği pişirirken pürüzsüz yüzeyin bize bakması gerekiyor. O yüzden dikiş kısmı size bakacak şekilde ekmeğimizi yerleştiriyoruz. Son olarak tekrardan açılan kısımları parmak uçlarımla çekiştirerek güzelce bastırmaya çalışıyorum. Son olarak üzerine çok hafif un serperek bir bez torbanın içerisine geçirdikten sonra soğuk fermantasyon için buzdolabına aktarıyorum. Maksimum 19 ile 21 saat arası soğuk fermantasyon işlemini gerçekleştiriyorum. Soğuk fermantasyon ekşi mayalı ekmeklerde çok daha iyi lezzet, çok daha iyi sonuç veriyor. Genelde dışarıda da hazır aldığınız işte artizan bakerilerden aldığınız ekmekler genelde 19 ile 21 saat soğuk fermantasyon işleminden geçiyor. Evet. Ortalama 19 saatlik soğuk fermantasyonun sonunda artık ekşi mayalı ekmeğimizi pişirebiliriz. Öncelikle ekşi mayalı ekmeğinizi buzdolabınızdan çıkartmadan önce fırınınızı 240 derecede minimum 40 dakika ısıtmanız gerekiyor. Fansız olmasına özen gösterin. Çünkü ekşi mayalı ekmekler hiçbir zaman fanla pişmez. Fanla pişen ekşi mayalı ekmeklerde kabuk oluşumu veya istediğimiz o kulak oluşumu gerçekleşmiyor. O yüzden tamamen fansız fırınlarda pişiriliyor. Ben ekmeklerimi döküm tencerede pişirdiğim için döküm tenceremi fırınımda ısıtıyorum. Bir yağlı kağıt üzerine ekmeğimi ters bir şekilde çevirip dikiş kısmı altta kalacak şekilde aktarıyorum. Aktardıktan sonra istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben genelde kenarlardan çizik atmayı, kabuk oluşumu güzel gerçekleşsin diye birkaç yerden çizik atmayı seviyorum. Isıttığım döküm tenceremin içerisine yağlı kağıdımla beraber ekmeğimi hızlıca aktarıyorum. Burada çok hızlı olmanız gerekiyor mümkün mertebe tencerenizin hızlıca soğumasını engellemek için. Daha sonra kabuk oluşumu ve içerisine buhar gerektiği için de birkaç tane buz atıp hızlıca döküm tenceremin kapağını kapatıp fırınımın orta kısmına döküm tenceremi yerleştiriyorum. İlk 25 dakika 220 derecede kapağı kapalı bir şekilde döküm tenceremin içerisinde pişiriyorum.
Daha sonra son 20 dakikasında döküm tenceremin kapağını açıp ekmeğimin güzel kızarması için de 20 dakikada öyle pişiriyorum. Döküm tencereniz yoksa veya kullanmak istemiyorsanız direkt fırın tepsinizi ters çevirerek ısıtarak kullanabilirsiniz. Veya fırın taşınız varsa fırın taşınızda da direkt pişirebilirsiniz. Ama döküm tencerelerde içerisinde buz attığınız için çok daha buharı içinde tutup kabuk oluşumunu çok daha iyi sağlıyor. Ben o yüzden genelde döküm tencere kullanmayı tercih ediyorum. Ekşi mayalı temel ekmeğimiz hazır. Bir önceki videomda da ekşi maya kurulumunu gösterdim. Eğer onu izlemediyseniz başta onu izlemenizi tavsiye ederim. Orada ekşi maya kurulumunu gösterdim. Başta o videomu izleyip ekşi mayanızı kurduktan sonra bu videomda temel ekşi mayalı ekmeğinizi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.